Merhabalar, ben Pınar. Bugün sizlere yeni geliştirme ortamımız olan devkatesworkup.com'dan bahsetmek istiyorum. Testlerinizi artık buradan yapabilirsiniz. Ayrıca var olan kurumlarınızı yeni repoya nasıl geçireceğinizi anlatacağım. Ekran üstünden devam edelim. Bugün betakatesworkup.com adresini yeni repomuza taşıyacağız. Öncelikle devkates repomuzun detayına gidiyoruz. Klona tıklıyoruz. Var olan linki kopyalıyoruz. Ve SourceTree'deki klon ekranına geliyoruz. Link yapıştırıyoruz. Sonrasında bu kurulumu nereye yapacağımızı seçiyoruz. Ve klon işlemini başlatıyoruz. Klon işlemimiz bitti. Şimdi daha önceki repomuzdaki belli klasörleri yedeklememiz gerekiyor. Bunlar addons, V16'ın altındaki adoptions klasörümüz, B2B, B2C klasörümüz, VMU'nun altındaki params dosyamız, Documents klasörümüz ve Web Service klasörümüz. Bu klasörleri yeni repomuza kopyalıyoruz. Kopyalama işlemimiz tamamlandıktan sonra params dosyasındaki ayarlarımızı kontrol ediyoruz. Ve ColdVision Server'ı yeniden başlatıyoruz. Bunun ardından IIS ayarlarında ilgili sitemizin ayarlarını açıyoruz. Ve yeni repomuzun yolunu veriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, bütün çalışmalarımızın addons ve adoptions altında olması. Aksi takdirde yapılan sonraki çalışmaların hepsi ezilecektir. Ve işlemimiz tamamlandı. Betakatesworkup.com yeni repomuza geçirilmiş oldu. Bu videomuzda yeni geliştirme ortamımızı ve nasıl geçiş yapacağınızı anlattık. Teşekkür ederim.